Bayram mübarek olsun. Herkes huzur bulsun. Bu virüs kaybolsun, sokaklar şenlik olsun. Evet sevgili çocuklar, hepiniz Akyurt Belediyesi'nin hazırlamış olduğu Ramazan Akşamları programına tekrardan hoş geldiniz. Bugün de yine programımızda dualarla, hikayelerle, oyunlarla, ayetlerle ve daha niceleriyle sizlerle birlikteyiz. Artık yavaş yavaş mübarek Ramazan ayına veda ediyoruz. Yakın zamanda da Ramazan bayramına kavuşacağız çocuğum. Ben Ramazan bayramını çok seviyorum dedeciğim. Bir sürü akrabamızı mesela ziyaret etmiştik öncelerinde. Ondan sonra büyüklerimin ellerini öpmüştüm. Onlar da bana şeker vermişlerdi. İnşallah o güzel günleri en kısa zamanda tekrardan göreceğiz evladım. İnşallah dedeciğim, inşallah. Peki günün duasıyla devam edelim mi dedeciğim? Edelim çocuğum. Ey güzel Allah'ım. Küçücük ellerimi sana açtım. Beni en sevdiğin çocuklardan eyle. Amin. Amin evladım, amin. Şimdi ise sıra geldi günün bilmecesine. Tasaları dindirir, çocukları sevindirir, hasretler kavuşturur, dargınlar barıştırır. Ben bu bilmeceyi daha önce de duymuştum dedeciğim. İstersen bir ipucu vereyim. Olur. Biz hangi aydayız? Mayıs, Mayıs ayında. Hayır öyle değil. Hani oruç tuttuğumuz ay hangi aydır? Ramazan ayı. Aynen öyle. Peki Ramazan ayından sonra ne gelir? Ne gelir? Ha, Şevval ayı mı? Elbette Şevval ayı gelir ama cevap o değil çocuğum. Bir ipucu daha verebilir misin dedeciğim? Elbette evladım. Bak, bu bahsettiğim şeyin hem dini hem de milli olanları vardır. Hem dini hem de milli olanı ha? Ramazan ayının bittiği gün sabah erkenden kalkarız. En güzel kıyafetlerimizi giyeriz ve namaza gideriz ya. Gideriz bayram namazına gideriz dedeciğim. Bilmecenin cevabı bayram. Aynen öyle çocuğum. Ay geçen sene de birlikte gitmiştik sabah namazına. Çok güzeldi dedeciğim. Çok güzeldir bayram namazları evladım. Bayram namazı sayesinde birçok Müslüman bir araya gelir. Namaz sonrası cemaat bayramlaşır. Böylelikle birlik ve beraberlik olgusu güçlenir. Çok haklısın dedeciğim, çok haklısın. Şimdi sırada ne var dedeciğim? Şimdi ise sırada günün ayeti ve hadisi var. Günün ayeti Araf suresi 180. ayet der ki: En güzel isimler Allah'ındır. Ona en güzel isimler ile dua et. Günün hadisi ise şu: Allah'ın 99 ismi vardır. Yüzden bir eksik. Bu isimleri bir kimse ezberlerse cennete girer. Aynen öyle evladım. Evet, şimdi de sırada günün oyunu var. Günün oyununun adı hafız oyunu. Oynamak için neler gerekir dedeciğim? Yani evdeki farklı türden malzemeler. Böyle makas, kalem, bardak, kaşık gibi. Peki nasıl oynanır? Bak. Bir masanın üzerine birbirinden farklı nesneler koyulur. Bu nesnelere bir süre bakılır. Daha sonra oynayan kişi arkasını döndüğünde büyüklerinden biri bu nesnelerden bir iki tanesini masadan kaldırır. Bakalım hangi nesnenin kaldırıldığını her defasında fark edecek misin? Çok ilginç bir oyuna benziyor dedeciğim. Bu oyun sayesinde hafızamızı geliştirebiliriz. Peki şimdi sırada ne var Kuzeyciğim? Şimdi ise sırada günün gösterisi var dedeciğim. İşte karşınızda Karagözlü Hacı İvat'tan keyifli mi keyifli bir gölge tiyatrosu. Hepinize iyi seyirler. Hak. Perde kurduk, ışık yaktık, gösteririz gölge hayal. Gerçeğin aynasıdır bu perde, sanılmaya martaval. Biz güldürelim, siz anlayın, her kahkahanızda mutlu olun. Bu güzel Ramazan ayının bereketi bolca evlerinize dolsun.
Efendim, ben Deniz Hacı Yuvat Çelebi. Bilirsiniz hepiniz bir yarenim vardır adı Karagöz. Aman efendim, duydunuz mu bilmem. Karagöz'üm rüyasında zengin olmuş. Olmuş olmasına da efendim kendini gerçekte de zengin zannedermiş. Çağıralım bir de siz görün halini. Yar bana bir eğlence aman, bana bir eğlence. Yine başladı işkence. Aman bana bir eğlence. Kafana yersin düdüklü tencere. Yar bana bir eğlence. Burnuna kaçsın kertenkele. Yahu kara gözüm gelse, ben söylesem o dinlese, o söylese ben dinlesem. Yahu gitsene kapımın önünden. Zengin adamım ben seninle mi uğraşacağım? Benim yatlarım, katlarım, dükkanlarım var artık. Yahu öyle şey olur mu efendi? Sen benim dostum değil misin? Yahu git arkadaş. Gitsene. Yahu istemiyorum seni. Ben kendime yeni zengin arkadaşlar bulacağım. Of of çocuklar. Gördünüz mü Karagöz'ün yaptığını? En iyisi ona bir ders vermek. Hatta ben diyorum ki zenginmişim gibi taklit edeyim. Bakalım ne yapacak görelim. Karagöz, Karagöz, Karagöz. Karagöz, Karagöz, Karagöz. Hoş. Tavuk mu kışkışlıyorsun be adam? Git demedim mi ben sana? Yahu paracıklarımı sayacağım bir huzur vermedin. Dur efendi dur sana bir haberim var. Ne oldu köfte or? Karagöz'üm benim çok uzakta yaşayan çok yakın bir akrabamdan miras kaldı. Kendisi Hakk'ın rahmetine kavuşmuş. Bütün mirasını da bana bırakmış. İyi de bundan bana ne be adam? Artık benim de yatlarım, katlarım, uçaklarım, dükkanlarım var yani. Zengin oldum efendi, zengin. Dur bakalım. Sen şimdi zenginsen, ben de aşağı geliyorum. Artık aynı yerde buluşabiliriz. Hoş geldin efendi. Hoş bulduk zengin arkadaşım. Yalnız artık seninle konuşamam efendi. Çünkü mahalleden taşınacağım. Muhallebiden mi kaşınacaksın? O ne demek yahu? Hayır efendi hayır. Gideceğim mahalleden. Ben çok zengin olduğum için kendime bir ada satın aldım. Artık orada yaşayacağım. Olsun. Arada sırada ziyaretine gelirim ben de. Olmaz efendi olmaz. Ben çok zengin ve çok soylu bir olduğum için seninle konuşmak bana yakışmaz. Ne demek yakışmaz? Öyle mi olur yahu? Ya şimdi ben senin arkadaşınım. Hiç kusura bakma efendi. Artık seninle muhatap olamam. Arada sırada gelirsin, tipine mipine bir bakarım. Eğer yeterince zenginsen seninle konuşurum. Neden yahu? Neyse efendi neyse, ben gidiyorum. Sen de zenginliğinle, servetinle sohbetine devam edersin. Yahu dur efendi dur. Of. Olmaz efendi. Senin başka arkadaşın da yok zaten. Yalnız başına yaşarsın paralarınla. Neyse ben çıktım. Yahu efendi, dur yahu dur. Konuş yahu benimle ne olur. Ne olur. Ay, gitti. Aa, çok yalnızım çok. Ay, rüyamda gördüm paraları. Zengin oldum sandım. En yakın arkadaşımdan uzak kaldım. Ah benim başım ağırlı başımı. Bıy. Aa, kellem biricik kellem. Serçe parmağım düdüklü tencerem. Ay, gitti tek dostum da gitti. Karagözüm, Karagözüm. Yahu bak nasıl özlediysem artık sesini işitiyorum. Karagöz, Karagöz. Bak hayalini de görmeye başladım bile. Hayal değil efendi, hayal değil. Benim yahu benim. Amanin, Hacı Cavcav. Gerçekten de sensin. Ama sen gitmemiş miydin yahu? Karagözüm, yahu ben zengin olsam, fakir de kalsam, dostumu hiç bırakıp gider miyim bir yerlere sandın ha? Vay, gerçekten mi? Ya, ama sen rüyanda gördüğün bir para için arkadaşını hemen satıverdin. Yahu ben şaka yapmıştım sana. Demek şaka yaptın ha? Tabii canım, şaka. O zaman ben de sana şaka yaptım efendi. Nasıl yani? Ben de zengin olmadım efendim. Öyle bir akrabam var ama maşallah sapasağlam. Ne yani? Şimdi sen beni kandırdın mı? Evet efendim, kandırdım. Lakin sen parayı buldum sandın. Hemen benden uzaklaştın. Aman efendi, vay. Ben çok utandım. Utanma efendi, utanma. Önemli olan dostluk, arkadaşlıktır. Para, pul bunlar geçicidir. Sanırım haklısın Hacı Yuvat Çelebi. İyi ki gitmedin.
Aman sen yeter ki böyle şeyler yapma efendi. Ben hiçbir yere gitmem. Sen benim arkadaşımsın. Vallahi sen de benim en yakın arkadaşımsın. O zaman son olarak arkadaşlarımıza söylemek istediğin bir şeyler var mı efendi? Arkadaşlar, siz de arkadaşlarınızı zengin, fakir, uzun boylu, kısa boylu, şişman, zayıf diye yargılamayın. Çünkü efendi, arkadaşlar iyi günde de, kötü günde de hep yanında olandır. Onların değerini iyi bilelim, onları parayla, pulla değerlendirmeyelim. Aynen öyle. Karagözüm, canım dostum, artık oyunumuzun son sözlerini söyleyelim, ne dersin? Olur Hacı Cavcav'ım canım dostum. Efendim, oyunumuz burada bitti. Yıktın perdeyi, eyledin viran. Koşup sahibine haber vereyim hemen. Efendim, her ne kadar sürçülisan ettikse affola. Herkes Ramazan ayında bereket ve huzur bula. Evet sevgili çocuklar, oyunumuzda keyifle seyrettik ve tekrardan karşınızdayız. Şimdi sırada ise günün hikayesi var dedeciğim. Hikayemizin adı Köyde Bayram. Küçük Halime o gün çok heyecanlıydı. Çünkü amcasının kızı Melike ailesiyle beraber onlara bayram ziyaretine geliyordu. Bu arada köylerinde de tatlı bir telaş vardı. Bu tatlı telaş Halime'nin annesini de sarmıştı. Bir hafta öncesinden başlayan hazırlıklar bugün hem hızlanmış hem de köydeki heyecan artmıştı. Halime bir yandan annesine ev işlerinde yardım ediyor, bir yandan da Melike ile köyde nasıl vakit geçireceklerinin planını yapıyordu. Nihayet evlerinin önünde bir araba durdu. Melike ile artık kavuşmuşlardı. Annesi ev işlerini bitirdikten sonra Halime ile Melike'yi de yanına alarak köyün meydanında kurulan büyük fırının yanına geldiler. Tüm köyün kadınları meydanda toplanmış, bayram hazırlıklarını tamamlamaya çalışıyorlardı. Bir kısmı sarma sarıyor, bir kısmı keşkek yapıyor, bir kısmı da baklava ve su böreği yapıyordu. Melike bu kadar insanın neşe içerisinde bir şeyler yaptığını görünce çok şaşırdı. Gözlerini şaşkınlık içerisinde kocaman açarak Halime'ye, ''Neden herkes burada toplanmış? Niye bu kadar çok yemek yapılıyor?'' ''Aa, kazanlar hep yemek dolu. Ah, bu kadar yemeği kim yiyecek?'' diye sorular soruyordu. Halime gülerek, ''Bugün Arefe günü Melikeciğim. Yani bayramdan bir önceki gün. Bayramda Müslümanlar birbirlerini ziyaret ederler ve birbirlerinin bayramını kutlarlar. Biz de bugün hem ziyarete gelecek olan misafirlerimiz hem de komşularımız için hazırlık yapıyoruz. Siz bu bayram için hazırlık yapmıyor musunuz?'' diye sordu. Melike, ''Bizim bayram hazırlığımızı annem yapıyor. Ama burada bütün köy halkı hazırlıklar için birlikte çalışıyor. Sanki düğün gibi.'' dedi. Halime, ''Elbette Melikeciğim. Bayramlar bizim için çok önemlidir. Çünkü bayramlar bize Yüce Allah'ın bir güzel bir hediyesidir. Bütün Müslümanlar bu önemli günlerde bir araya gelerek bayramlaşıp muhabbet ederler. Bak, seninle buluşmamıza da bayram neden oldu.'' ''Üstelik biz bayramı köyün meydanında hep birlikte neşe içinde kutluyoruz.'' dedi. Halime ile Melike bütün hazırlıklar bitene kadar annelerine yardım ettiler. Artık uyuma vakti gelmişti. Halime Melike'ye, ''Yarın çok güzel bir gün bizi bekliyor. Hadi şimdi uyuyup dinlenelim.'' dedi. Ve beraberce uyudular. Melike ve Halime heyecanla bayram sabahına uyandıklarında babaları ve erkek kardeşleri bayram namazını kılmak için camiye gittiler. Köyün bütün kadınları ise bu sırada köy meydanında harika bir kahvaltı sofrası hazırlıyorlardı. Halime ve Melike de büyük bir neşe içerisinde tüm bu hazırlıklara yardım ettiler. Melike daha önce hiç böyle büyük bir sofra görmediği için şaşkınlık içindeydi. Köyün bütün erkekleri camide kılınan namazdan sonra köy meydanına gelerek herkesle bayramlaştılar. Büyüklerin elleri öpüldü, küçüklere ise harçlık ve hediyeler verildi. Tanımadığı insanlar bile Melike'yi öpüyor, ona şeker ve harçlık veriyorlardı. Köy meydanındaki sevinç Melike'yi çok mutlu etmişti. Daha önce hiç böyle bir bayram yaşamamıştı. Melike Halime'ye, ''Ne kadar güzel bir ortam, keşke hiç bitmese.'' dedi. Halime, ''Melikeciğim merak etme. 3 gün boyunca bayramımız renkli bir şekilde devam edecek.
dedi. Daha sonra hazırlanan sofraya oturdular. Tüm köy halkı keyif içerisinde hem sohbet ettiler hem de kahvaltılarını yaptılar. Hepsinin de bayram sevinci gözlerinden okunuyordu. Böyle güzel bir günde hep beraber oldukları için çok mutluydular. Melike annesinin kulağına usulca yaklaşıp, "Anneciğim, bayramlarımızı bundan sonra hep burada geçirelim. Olur mu?" diye fısıldadı. "Hah, ne kadar güzel. Bayramın ruhuna yakışan bir hikaye anlattın evladım. Ağzına sağlık." "Teşekkür ederim dedeciğim." "Bugünler geçtikten sonra nice bayramlarımızı inşallah yine hep beraber kutlarız." "O günleri iple çekiyorum dedeciğim." "Evet, yavaş yavaş programımızın sonuna geldik. Vedalaşmadan önce günün görevlerini verelim mi, ne dersin?" "Olur dedeciğim." "İlk görevimiz şu arkadaşlar. Bugün kendine yastıklardan, minderlerden bir hikaye köşesi yap ve o köşede büyüklerinden sana eski bayramları anlatmasını iste." "İkinci görevimiz ise şu, bayram temizliği için büyüklerine yardım et." "Evet arkadaşlar, bugün de programımızın sonuna geldik." "Kendinize iyi bakın, hoşça kalın."